Burada Fenerbahçe'nin de Vegos'la bir hamlesi olmuştu. Değil en Volkan başta. O konuda var mı? Yoksa sonradan, Fenerbahçe çıktı mı? Sonradan söylenen, ben tekrar edeyim o kısmı. Benim oyun sistemimde, Jesus'un ifadesi bu. Benim oyun sistemimde hızlı kanatlar var. Topu bekletmek yok. Biraz gittili geldili bir oyun diye tabir edebiliriz. Bu sistemde benim gol atacak oyuncum var diyor. Serdar Berisha Valencia. Şu an önceliğim sol bek, önceliğim 6 numara. Sonra bunları halledersek, yani Fenerbahçe pazara çıktı, domates almaya çıktı şu anda ve domates arıyor. Bunu anlatmaya çalışmıştım az önce de. Bunları halledersek santrfor ekstradan olabilir diyor. Ama önce diyor sol bek sol ayaklı. Ferdi sağ ayaklı olduğu için sol bekte kullanmayı düşünmüyor. Ön tarafta kullanmayı düşünüyor. Sol bek 6 numara. Eğer vakit ve nakit kalırsa santrfor. Gayet net anlattığımı düşünüyorum. Anlaşıldı. Ama ivedi olarak şey... Sol bek 6 numara. 6 numara. Vegos konusunda da Fenerbahçe ilk başta devreye girdi. Sonrasında yine bu düşünce yapısı dolayısıyla, Jesus'un az önce anlattığım düşünce yapısı dolayısıyla başka hedefleri olduğu için orada frene bastı. Orada Beşiktaş tek kaldı. Evet. Abi beklemek lazım. Fenerbahçe bu sene önceliği bence hani orada bir ikna olmamız lazım kamuoyu olarak. Fenerbahçe ağırlığı lige mi verecek, Avrupa'ya mı verecek? İkisine birden nasıl odaklanacak? Orada bir soru işareti var. Şampiyonlar Ligi önelemesiyle başlayacak serüven. Kötü başlangıç olmasını tabii ki kimse arzu etmiyor. Ama bir taraftan da Fenerbahçe'nin Avrupa'da ilerlemesinin ligdeki bu konsantrasyonuna ve hedeflerine etkisi nasıl olacak? Orada da iddialı ve geniş bir kadro kurma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Şunu da söyleyeyim gerçekçi bu arada. Gerçekçi olalım. Şunu da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi dedin ya, hangisine odaklanacak? İlk başta şöyle bir algı vardı. Jesus geldi, Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ni Fenerbahçe biraz oynayacak ama alelade, yani çok istemeden ön elemeleri oynayacak. Hemen lige odaklanacak işte, Avrupa Ligi, Konferans Ligi neyse. Oraları devam edip lige odaklanacak gibi bir beklenti vardı. Fakat Jesus'un çok net Dinamo Kiev maçlarına özel olarak hazırlandığını söyleyebilirim. Ve hatta Volkan, haftalarca biz ne okuduk? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini alması en azından, evet, playofflar için çok kritik. Öne, bunu bekleyen bir Jesus vardı. Ne oldu da lig öncelik haline geldi? Hayır hayır, öyle bir beklenti vardı diyorum. Heh, doğru yani. Öyle bir beklenti vardı. Bir Jesus tamamen Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda ve oyuncuları da parlatma adına takımı da bu şekilde motive ediyor. Biz diyor Şampiyonlar Ligi takımı olabiliriz. Bu fırsat önümüzde var. O takımı da bu motivasyonla hazırlıyor. Burada hedef Şampiyonlar Ligi. Öncelik tabii ki sonrasında ligle birlikte yürüyecek ama şu anda öncelik Dinamo Kiev maçı. Bütün planlamalar Dinamo Kiev maçına göre yapılıyor. Ve hatta ben biraz da hani akşam pazarı falan dedik de biraz da bu maçlar öncesinde Serdar'ın, Berisha'nın, Valencia'nın zihinsel motivasyonlarının kaybolmaması adına biraz da belki bu transferi ertelemiş bile olabilirler yani. Dinamo belki oyunki iddianla alakalı olabilir. Olabilir. Belki turu geçersin. İyi bir kura çekersin mesela. Tabii. O zaman farklı bir şey konuşuruz. Hayır, orada oyuncu da belki onu bekliyor. Yani doğru. Belki Sörlop da mesela belki onu bekliyor. Belki ikna etmeye çalıştığınız oyuncu, ya ben bir Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyorum, sadece Türkiye Ligi'nde oynamak için gelmem diyebilir. Doğru. Değil mi yani? Beşiktaş'ın politikası nasıl buluyorsun Volkan? Müthiş. 3'te 3. 1 Saiz. 2 Gerson. 3 Vegors. Tabii daha resmi olarak bitmedi ama sonuçta başkanın bugün açıklaması var. Birkaç güne noktalanır diyor. Vegors için. Evet. Şimdi başkan bunu diyorsa artık o iş çok yüksek ihtimal yani noktalanır. Olumlu noktalanır. 3 tane çok kritik bölgeye çok müthiş tam oyuncular. İhtiyaç olan yerler. Müthiş oyuncular aldılar. Yani benim
Hiç itiraz edebileceğim bir şey yok. Zaten alınabilecek bedelsiz bir kere. Sayısal bonservis bedeli ödenmedi. Getson'a ödendi ama Getson'a %50'si ödendi. Ama genç bir oyuncu, paraya çevirme ihtimalin yüksek. Ve Weghorst fırsat, çok büyük bir fırsat. Burnley'nin küme düşmesi, işte oyuncunun başka bir takıma kiralık olarak gitmesi. Artı satın alma opsiyonunu da koyduracakmış Beşiktaş yönetimi. Ama yüksek bir bedel koyarlar diye tahmin ediyorum. Yani zor. Zorunlu değil ama. Zorunlu değil ama zor olur. Yani yüksek bir para isterler diye tahmin ediyorum. Sonuçta şeyde, adam Hollanda milli takım santrforu şu anda. Bir yılda kalsa bence Beşiktaş'a çok faydalı olacak bir transfer Weghorst. Şimdi bir sol kanat çok önemli. Larin'in boşalttığı bölge. İki, yine sol kanat bek. Rıdvan Yılmaz'ın boşalttığı, Rıdvan Yılmaz'ın satılmasıyla boşalan nokta. Onun dışında stoper bence Frankfurt bir tane... Frankfurt bu arada Rıdvan'ı açıklamadı değil mi? Hala açıklamadı ama açıklamadı. Birkaç gün içerisinde bekliyorlarmış. Yani onunla ilgili soru problem... Yok yok, problem yok. Sıkıntı yok. Onunla ilgili sıkıntı yok. Bir stoper. Bir stoper daha lazım bence Beşiktaş'a. Kesin. Mümkünse Türk olsa çok daha iyi olur. Serdar Saatçı var ama bir tane daha Türk stoper. Mesela alabilsen Kaan Ayhan bence çok iyi hamle olur. Zor. Galatasaray o seferi yaptı, gitti, görüştü. Oradan biliyorum. Sassuolo bir kere Türk oyuncunu Volkan Türkiye'de kara borsaya düştüğünü biliyorlar. E tabii. Bunun farkındalar. Ve gelecek sezon bu iş biraz daha sıkıntılı olacak. Yani Galatasaray gidip Mert Müldür için masaya oturduğunda 8 milyon euro. Konu pazarlığa kapalı dediler. Kaan Ayhan için de muhtemelen istedikleri rakam 5 7 6'dır. Onu net bilmiyorum ama yani Beşiktaş'ın maliyeti yüksek olacak. Beşiktaş'ın transfer politikası bu sezon biraz daha yüksek bonservisler yerine daha düşük bütçeli ama daha doğru hedefler peşinde koştuğunu görüyorum. Ben de Beşiktaş'ın transfer politikasını beğeniyorum. Yani 3'te 3 dediğin gibi. Ya özellikle Weghorst'un bu lig için ideal golcü olabileceği söyleniyor. Ben Beşiktaş'ın bir Mario Gomez etkisi yaratabilir mi? O günkü kadro tabii çok farklıydı. O, yani aynı şeyi beklemek ne derece doğru olur ama sonuçta Hollanda milli takımı referansı da önemlidir. Bundesliga golleri de. Bir de Muleka var. Daha o da var mesela. Muleka ikisi birlikte olma ihtimali olur. Var mı? Tabii yani, tabii. Muleka da çok sıcak bir plan oymuş. O işte Muleka'yı muhteşem olur. Düşünüyor. Yani soldan, Muleka Larin'in bölgesine muhteşem en, olur. En İkisi sol, en sağda da Gezzal. Ama Muleka defansif açıdan bir Larin şeyi yapabilir mi? Orada emin değilim. Ama işin Larin bakmayın. Larin'i biz çok golleriyle konuştuk ama ha, yani böyle vasat gibi görüyoruz ama ya da vasatlar ben Larin'in tamam öncelik ana plan orası tartışılabilir. Sergen Hoca ile başka bir seviyede olabilir. O da doğru. Ama Larin Kanada milli takım performansı da var. Elemelerde attığı goller de var. Keza Dünya Kupası vitrini de söz konusu olacak. Yani Larin'in çok da sıradanlaştırmamak lazım. Biraz değer vermek lazım. Yani tabii ki mali şartlar Beşiktaş açısından değerlendirilecek ama biraz sanki sıradanlaştırıldı gibi geldi bana.